Nasılsınız? Güzel olsun gününüz. Valla şimdi tam programa başlarken şimdi de konuşuyorduk. Şimdi bir tane erkek var ama burada da çok erkek var. Şöyle söyleyeceğim, bu kadınlar, bu erkekler yüzünden çok mağduriyet yaşıyor. Ne geliyorsa başımıza bu adamları sevmekten geliyor. Yani ben çok haklıyım erkeklerden soğumakta. Valla bir şey söyleyeceğim. Bu kadınların mağduriyeti, ne seviyorlar, güzel davranıyorlar, fedakarlık yapıyorlar, saçlarını süpürge ediyorlar. Sonra gördüklerine nankörlük, ihanet, hainlik, her şeyi görüyorlar. Şimdi dün biliyorsunuz canlı yayınımızı sonlandırırken bir soruyla soru cevap alıyorum ya ben. Telefonla bağlanıyorsunuz. Bugün de bağlanabilirsiniz bu arada. Hemen ihbaratlarımızı da verelim. 530-488-5184. İster arayın, ister mesaj atın. Ne sormak istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Dün biliyorsunuz bir soru cevap köşemize bir hanımefendi bağlandı. Hepimizin kanını dondurdu. Dedi ki benim kızım üvey babasıyla kaçtı. Yani benim eşimle. Ve ben 6 aylıkta çocuğum var diye söylemişti. Biz tabii çok üzüldük. Hatta hemen buraya çağırdık. Ve Zehra Hanım bugün geldi. Zehra Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ne kadar güzel bir hanım, ne kadar tatlı. Tamam, teşekkür ederim. Ama yaşadıkları çok zor. Tabii ki, yani ben bu kişi için 18 yaşında tanıdım ben bu kişiyi. Yani bütün her şeyimi ona verdim yani. Bu kadar da hani ileriye gitmesi lazım değildi. 17 yaptığın yaşın... şey korkunç bir şey. İşte ben annesiz babasız büyüdüm. Halam büyüttü beni. Yani birinci evliliğimde amcamın oğluydu. Ondan yana da yüzüm gülmedi. Tek istediğim ondan sevgiydi yani. İlk eşin amcanın oğluydu. Onunla evlendin. Evet. Sonra bu adam, bu adamla kaç yaşında evlendin? Bu adam ilk eşimle birlikteyken tanıyordum. Ama ilk eşim biliyordu. Kol ve... Hüseyin, şu an kızıyla, 17 yaşında kızıyla kaçmış durumda. Bu arada arıyoruz. Onu da söylemek, belirtmekte fayda var. Zehra, sen 19 yaşında mı evlendin Hüseyin'le? Hayır ablam. 19 yaşımdan beri tanıyorum. İlk eşim de hani onunla birlikte olduğumu biliyordu. O da kalıyordu bizimle. Nasıl ilk eşin onunla birlikte olduğunu biliyordu? Biliyordu ablam. Bana şiddet uyguluyordu. Ben seni seviyorum, bırakman diyordu. Öteki bu Hüseyin? Hüseyin de biz buluşuyorduk, ediyorduk. O da gördüğü halde, bildiği halde susuyordu. Ha, sen evliyken Hüseyin'le de birlikteydin. Evet. Hüseyin evli miydi? Hüseyin evliydi ama karısını çıkartmıştı. Ondan sonra ben dedim ki ben sana gelmek istemiyorum dedim. Eşini getirdi. Sonradan Keri... Eşini nereye getirdi? Yani eşini yanına aldı. Ha, yanına aldı. Yanına aldı. Sonradan Keri ben bu adam beni bırakmıyor ya. Sığınma evine gittim çocuklarımla. Oradan biz avukat tutup biz boşandık. Hüseyin Bey'le birlikte yaşadık. Hüseyin Bey'le bir... Sen Hüseyin'le evli misin? Evliyim. Resmi nikahla evlisin. İmam nikahla 7 senedir. 7 senedir imam nikahla evlisin. Evliyim. Peki 7 sene önce mi evlendin, daha önce mi? Daha önce birlikteliğim vardı. 7 sene önce de yanındaydım yani. 7 senedir de yanındaydım. Aynı evde kalıyorsunuz. 7 senedir. Evet. Peki sen kaç yaşındasın Zehra şu an? 34 yaşındayım. 34 yaşındasın. Evet. Hüseyin kaç yaşında? 38 yaşında. 38 yaşında. Evet. Ortak çocuklarınız var Hüseyin Bey'le. Var. 4 tane çocuğum var. 4 çocuğun Hüseyin Bey'den. Hüseyin Bey'den 6 aylık bir de kızım var sonradan olan. Şu an 6 aylık kızım var Hüseyin Bey'den. Evet. Resimden atmıştım ben size. Evet. Eylül diye dünyada güzel bir kızım var. Peki şimdi 17 yaşındaki kızın kardeşlerinin babasıyla... Birlikteler, evet. Birlikteler şimdi. Evet. Peki nasıl oldu Zehra? Bize telefonda anlattın ama nasıl öğrendin? Şüphelendin şimdi mi? Şimdi abla, o kadın eşimin ilk eşi onu aldattı. Hani bizimle yaşasa da aldattı gitti. Eşim buna darp uyguladı. %85 darp uyguladı. 7 senelik hapis alacaktı. Kadını nasıl ikna ettiyse şikayet etmişti. Evet. Geri davasını çekti. Ben önce şunu soracağım. Sen bu kızınla olan durumu nasıl öğrendin? İşte bu kadın gittikten sonra ben hepsine bakıyordum. Çocuklar 10 taneydi benim kızla birlikte. Ha, senin Hüseyin'in ilk eşinden olan çocukları da sen bakıyorsun. Evet. Kaç tane çocuğu var onda? 5 tane. 5 çocuk. 5 de benim vardı. 10 tane senin. Çocuğa bakıyordum ben. 10 çocuğa da sen bakıyordun. Evet. 8 ay bu böyle süreç devam etti. 8 aydan sonra bu herif geri aynı eşine gitmeye başlamış.
Yine o kadına gidiyor. Aynen. Hem ben çocuklarıma bakıyorum. Yani hepsine bakıyorum. Adam onunla yani orada burada geziyor, dolaşıyor. TikTok'larda çekim yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ben tabii telefon kullanmıyordum o sırada. Tek evde telefon vardı kızımın, Azra'nın. Ondan sonra ben bunları gördüm. Kavga ettik eşimle. Neyi gördün sen? Onlarla yani ben bunların çocuklarına bakıyorum. Bunlar keyfi, geziyorlar, dolaşıyorlar. İlk eşiyle görüşmeye gidiyordun. İlk eşiyle görüşüyorlar işte, geziyorlar. İnsan hadi beni geç, çocuklarına yani şey yapmaz. Ben onun en küçük çocuğunun ağladığını bilirim yani. Hüngür hüngür anne baba değillikten gelmezdi eve. Ondan sonra işte... Kızınla ilgili olay nasıl şiddet, oldu? Şiddet uyguladı bana bu. Aha. Sonra kızım geldi bana dedi ki anne dedi hem dedi öbürüne gidiyor dedi bir de sana şiddet uyguluyor çocuklarına bak diyor dedi sığınma evine gidelim dedi bana. Birlikte sığınma evine gidelim evet. dedi kızın 17 kızın, yaşındaki evet. kızın. Aha. Sığınma evine gittik benim kızım orada devamlı ağlıyordu Ağlıyordu 17 yaşındaki kızın. Evet camdan bakıp ağlıyordu sonra Şükrü'ye. Sana bir şey mi söylemeye çalışıyordu acaba? İşte ben soruyordum susuyordu ama ağlıyordu. Hı hı. Sonra ben Şükrü'ye diye bir kadına onun derdini ona söylüyordu bir şeyler. Hani şöyle böyle Hüseyin abisiyle ilgili anlatıyordu. Ben yanlarına vardım ağzından bir laf kaçırdı. Sonra bu ne diyor dedim boş ver dedi Şükrü'ye. Ne lafı kaçırdı ağzına? İşte bunlara çocuk doğutturuyor da bunlara evde dur. Dursun diyerekten başkalarıyla yaşantı sürüyor dedi bu benim kız. Ha, senin kız dedi evet. ki aslında bu kadınları evde oturtuyor kendi yani çocuk, geziyor. Aynen ondan sonra Şükrü'ye de senin eşin dedi yaşı kaç dedi genç mi dedi. Ben de evet dedim bununla arasında taciz maciz olabilir mi dedi bana. Şüphelendi oradaki kadın. Evet şüphelendi tabii onun geçmişliği yaşamışlığı var yani tecrübesi var insanlarla alakalı biz tabii köyde. Saf büyüdüğümüz için bir şeyleri göremiyoruz, bilemiyoruz. Ondan sonra sığınma evinden... Yani orada sığınma evindeki hanımefendi sana dedi ki... Evet. Senin kocanla kızın birlikte olabilir dedi. Evet. Sonra bunlar kendisi jandarmalı arıyor ya... O bir kadına darp uyguladığı için bize ulaşamıyor. Kızımın babasına kızım kayıp ilanı verdiriyor. Kızımı alıyorlar oradan. Benden alıyorlar. Öz babası... Annesi, neden? Bilmiyorum işte annesi yok. Bir dakika öz babası kayıp ilanı veriyor 17 yaşındaki evet. kızına. Sonrasında alıyorlar kızı ve Hüseyin'e niye veriyor? İşte Hüseyin'e veriyor. Orada onun dedesi var. Benim annem var. Onlara vermesi gerekirken veya da bir gün yanında tutması gerekirken ben çıkası. Niye ona veriyorsun değil mi? Ben çıktım. Tamam bir gün iki gün sonra sığınma evinden çıktım. Annemgile gittim. Kızı Hüseyin... Senin kızın nerede peki o sırada? O sırada Hüseyin'in yanındaymış. Hüseyin'in yanında. Evet. Hüseyin'in yanında kalmış. Hı hı. Sonra bu çıktı geldi köye kızım. İşte beni Hüseyin abim çıkarttı dedi anne dedi. Eve gidecekmişiz dedi. Ben de tabii şüpheler içindeyim hala. Eve döndük. Eve döndükten sonra ev... Peki sen hiç sormadın mı? O kadın söyledi ya birazcık. Hı. Hani bir Hüseyin seni taciz ediyor mu? sordum. Sığınma evinde sordum odamızda. Kızım sana bir şey yapıyor mu? Kötü bir şeyler yaptı mı? Bak o kadının da başına bir şeyler gelmiş böyle böyle. Senin de durumun var mı? Diyerekten defalarca sordum. Hiçbir şey konuşmuyor. Sanki çocuğuma bir ilaç veriyorlar. Sanki bir şey veriyorlarmış gibi. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey put gibi. Bir insan yani annesine yapmaz. 17 yaşında tamam ben küçüklüğüne veriyorum ama yapmaması lazım. Peki sonra eve geldiniz. Oradan oldu. Eve geldikten sonra ben eve ses kaydı koydum yatak odama. Şüphelendin. Şüphelendim evet. Peki nasıl ne koydun oraya? Telefonu ses kaydı indirip yatak odama ses kaydı koydum. Neyden şüphelenip bunu yaptın? Yatak odana niye mesela? Yani diğer tarafların perdeleri yoktu ya. Ha, oranın perdesi tek var. Tek yatak odanın perdesi var. Evet. O yüzden oraya ses kaydı oraya koydun. Oraya koydum aynen. Oraya bana şey geldi yani cazip geldi. Oraya koydum. O günkü gün işte orada bir şeyler yaşandığını hissettim. Ses kaydında mı var, duydu? Evet. Ne duydu? İşte sesleri var işte bir şeyler var. Uygunsuz şeyler var yani. Uygunsuz sesler duydu. Evet. Şüphelendikten sonra... Peki onlar olurken yatak odasında sen neredesin? Ben annemgile Ümmet Tok diye birisi beni annemgile indirdi. Ben annemgile gideceğim dedim. Hani rahat şey. Peki neden sen kızını bırakıp annemgile gittin? Kızımın yanında kardeşleri var. Yani bir şey olacağını saati tahmin ediyordum da iyice yakalamak, emin olmak istiyordum bir şeylerden. Sen görmek istedin yani, görmek netleştirmek istedim. İstediğin evet. için gittin. Evet, biraz da o düşünceme de vardı.
İşte ses kaydını da dinledikten sonra, hatta karısıyla da konuşmaları var ses kaydında. Ne yaptın ilk ses kaydında? Eşinle, yani kızının birlikte olduğunu duyunca. Ya eşime söyledim, Kur'an'a el bastı. Sen dedim böyle böyle bir şeyler yapıyor mu falan diyerekten çok tedirgin oldum. Bu Kur'an'a el bastı, hani şöyle böyle dedi. Sen İkna ama ses kaydını duydun. aynen duydum, ben ikna olmuş gibi yaptım sadece. Ondan aradan 2-3 gün geçtikten sonra Nescafe içeceğim dedi. Peki Zehra, şimdi ses kaydı net ya. Yani şimdi sen onların sesi olduğunu biliyorsun. Şimdi onların ses derken şöyle var. Ben pek programda şey yapmak, inleme, şey etme sesleri var. Yani uygunsuz şeyler var. Sadece inleme, yani böyle... Sesleri de var. Tam net ben duyamıyorum yani. Ama öbür... Cinsellik sesi He, var. Kendi sesleri yok. evet. Kendi sesleri var ya, çok kısık böyle. Nasıl diyeyim? Çok kısık. Diğer odadan mı? Nasıl diyeyim? Salondan Ama öyle falan. bir ses olsa bile, yani adam belli ki bir şey yapmış. Evet. Ondan sonra aradan iki Sen gün ikna olmadın herhalde adama. ikna olmadım tabii ki. Ha, olmadı. Olmuş Olmadım. gibi yaptım Olmuş gibi. diyorsun. Çünkü beni tehdit ediyordu. Tehdit mesajları da var. Şeysi de var. Ses kayıtları da var. Ondan sonra Kızına sordun mu? sordum. Ne dedin? Kızım hiç seslenmiyor. Sanki kızıma bir şeyler yapmışlar bunlar. Nasıl Ya bir şey yapmışlar? yani hap, ilaç, herhangi bir şey mi verdiler bilmiyorum artık yani. Sessizleşmişti Çok kızım. sessizim. Böyle put gibi duruyor. Ben çocuğuma, evladıma her şeyi söylüyorum mesela. İnsan diyorum, hani dört tane çocuğumun babası bu diyorum. 6 aylık hamileyim ben, bak hani doğurmuş, 6 aylık Eylül var diyorum. Yani insan bu çocuklara dahil kıyamaz, annene kıyamaz. Sen böyle bir şey yapıyor musun, ediyor musun? Yani bir insan hayır anne ben böyle bir şey yapmıyorum der. Veya da üste çıkmaya kalkar. Hiçbir şey Hiçbir demiyor. şey demiyor. Peki sen normal halinde de sen şüpheleniyorsun ya, ona ilaç verildi, uyuşturucu bir madde mi verildi diye. Normal halinde de bir değişiklik görüyor muydun kızının? Çok sessizdi. Ben de seslenmezdim yani. Çok Sessizleşmeye çok çok başlamıştı. sessizleşti aynen. Telefonda TikTok'a bakağı durdu yani. Başka hiçbir şey yapmazdı. İç güç hiçbir şey yapmazdı. Gecenin 3.30'unda ben camdan çıktım. Camdan çıktım. Diğer odanın işte perdesini makineye atmıştım o günkü günde. Ondan sonra çıktıktan sonra kapıdan çıkacaktım daha doğrusu. Kapıdan çıkmadım. Bunların artık şüphe var ya içinde. Evet. Camdan çıktım ve diğer taraftaki cama baktım ve uygunsuz şekilde bunları gördüm. Gördün sen Gördüm. gözünle. Aynen Bir dakika, gördüm. hangi odada görüyorsun onları? Diğer odadan çıkıyorum, yatak odamdan. Diğer kızların yattığı odaya gidiyorum, orada görüyorum. Orada ikisi yatak mı var orada? Evet. Yatak kimin odası orası? Benim kızların odası, hepsinin odası. Öteki kızlar nerede? Uyuyorlar onlar. Onlar uyurken yapıyorlar. Aynen. Kendi Kendi çocuklarının yanında. Aynen bu ahlaksız insan kendi çocuklarının yanında uyurken bu işlemi yapıyor. Ve ben korkup diğer odaya geçiyorum. Diğer odaya geçiyorum ve ertesi koltuğun arasında bir silah var. Aldım onu. Ertesi gün bunu vuracaktım. Eylül'üm öyle bir ağladı ki, öyle bir ağladı ki yani o gün ben, yani dünya mı yıkıldı ya? Öyle bir şey yok yani. Peki Zehra, çok zor bir şey ya. Nasıl bir korkunç bir durum bu? Sen orada hani o olayı görüyorsun. Çocukların orada uyuyor. O yatakta onlar birlikte okuyor. İçeri dalmak istemedin mi bir bunları saçından başından tutsan? Bunların ev köyün dışında ablam. Yani sesimi duyuracak hiç kimse olmaz. Yani o Sana gün bir şey yaparlar diye mi aynen korktun? çok korktum. O günün ertesi gün sabahı da saat apar topar benim eşyalarımı toplattırıp annemgilin eve postaladım. Psikolojim çok alt üstü yani öyle. Yıkıktı. Ben epey bir kendimi toparlamadım. Çok zayıfladım. Yani doktora Sen bile gördün. Kaç gitmedim. çocuk var o odada? Kendi 4 tane işte. Bu kendinden olan çocukların hepsi var. Dört 4. çocuk, kendi Evet. çocukları, kendinden olan dört çocuğu Evet. üvey kızıyla birlikte oluyor aynı Evet. odada. Bir Eylül benim yanımdaydı o günkü gün. Eğer iddian doğruysa üvey baba hattımızda. Hüseyin Bey, Efendim. ne diyeceksiniz bu iddialara? Siz üvey Tamam. kızınızla birlikte misiniz? Asla öyle bir şey olmadı, olamazdı. Yalan Öyle söylüyor abla. bir şey. Eşiniz sizi görmüş. Şimdi ben size şunu söyleyeyim ablacığım. Tabii. Eşimde psikolojik rahatsızlık, bu eşim olacak kişide psikolojik rahatsızlıklar Hayır, var. benim Bir hiçbir psikolojik rahatsızlığım yok. Artı şu an müsaade yani edersen, doktorlar olaraktan bütün herkese tedavi olabilirim.
Evet, bir söyleyin. Evet. Psikolojik rahatsızlıklar var. Halüsinasyonlar görüyor kendisi. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim birinci, hadi kızını boş ver. Şu anda daha 2 gün önce benim birinci eşim bana yazıştığı mesajları attı. Terbiyesiz terbiyesiz. Birinci eşime de mesajlar atmış. İşte benim hakkımda yazdıkları burada kayıtlı. Benim hakkımda demiş ki onunla affedersin yatıyor musun? Halen daha onunla bir şeyler yapıyor musun? O Sonra önemli değil. Birinci eşinizle birlikte sizin olsanız bu birinci kadar eşiniz önemli değil burada. Benim kız 17 yaşındaki çocuğum önemli. Ben ona senin gelip eşinden laf öğrenmek için attım. Hatta ben senin çocuklara bakarken diyor ki orada kahvedeyken de ben sen kahvedeyim dediği zamanlar da benim yanımdaydı. Ondan sonra sana seni dövdüğü zamanlar da benim yanımdaydı Zehra, diyerekten. önemli değil, boş ver birinci işi. Kız nerede? Hüseyin Bey, Zehra'nın kızı nerede? Babasının yanında. Yalan söylüyor. Babasının yanında. Ne zaman gitti babasının yanına? Her zaman babasının yanında zaten. Hayır, yalan söylüyorsun. Köfte dükkanı açtın sen. Melisa Akko. Hatta buraya ben resimlerini gönderdim yani. Peki babasının yanında diyorsunuz. Öz babasının yanında şu an. Peki öz babası niye sizle evlendirmek istiyor? Nasıl? Öz babası size veriyormuş kızını, yani kendine göre evlendirmek istiyormuş, öyle mi? Ya ablacığım bu yanınızdaki salağa bakmayın gözünü seveyim. Ne saçmalıyor bu Sen adam öyle lafını bil ya? de bak, bil de konuş. Ben salak filan değilim. Kendini bilen insanım. Zehra, Ben yani kendimi bilen insanım. Ben salak değilim. Anneme daha 2 gün evveli tehdit ediyorsunuz. bak sadece çocuklarım zaten var ya bak bu konu hakkında birinci eşim de hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ben de bulunacağım gerekirse senin hakkında. Kız babasının yanında. Kız orada istediğin şekilde ne yapıyorsan yap. Babasının yanında kız. Benim yanımda ne işi var kızın ya? Peki Zehra niye böyle bir şey söylüyor Hüseyin Bey? Diyorum ya siz onu bir ilk önce annesinden kalma bunda psikolojikmen sorunlar var. İsterseniz psikoloğa onu gösterin bir şey çıkmaz. Nasıl sorunları var? Hüseyin Bey nasıl sorunları var? Ben sorunlarım olsa, benim psikolojik ablacığım, sorunlarım olsa doktora ablacığım. giderim değil mi? Veya da Ablacığım. doktorda bir raporum Bir olur. dakika, bir söylesin Hüseyin, ne sorunun varmış? Ya. Herkesin burada gururlu bir düzeni var, işi var, gücü var. Saçma saçma bak yerime deyip senin bu Sizin saçma... kuralı düzeniniz beni ilgilendirmez. Burada Senin bu konum benim saçmalıkların... kızım. Bak beni dinle. Senin bu saçmalıkların artık yetti yetti arttı gerçekten. Yani senden var ya şu çocuklarımı da bir alsam ebediyeten mi vursulsam vallahi başka hiçbir şey istemiyorum ha. Peki Hüseyin Bey, bu 4 çocuğunuzun annesi Zehra Hanım psikolojisi bozuktu da siz niye doktora götürmedin 4 çocuk yapana kadar? Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Niye doktora götürmedim? Hanımefendi kendi çok şey bildiği için, kendi her şeyi şey yaptığı için ben doktora götürmeme gerek yok. Kendisi zaten gidiyor geliyordu doktora. Ama bu kadar 4 tane çocuğunuz var. Bu kadar Peki ben halüsinasyon görüyorsa niye 4 çocuğu ablacığım, annesini? Doktora gidiyorsam psikolojik olarak hangi doktor beni muayene etmiş? Afyonkarahisar'dan bağlanabilir mi ki acaba? Ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin. O 4 tane çocuk var tamam. Ben zaten o 4 çocuk için yıllardır katlandım çenesine. Olur olmaz iftiralarına, şuma buma. Ya kimi görse iftira, kimi şey yapsa Bak, iftira. Ya iftira nasıl başta gördüm diyor. Sen yatak odasında ne gördün Zehra? Yatak odasında ilişkiye girdiklerini gördüm. E nasıl bunu Ya görecek? yukarıda madem ilişkiye girdiğimiz utan gözünü sevdiğim Allah var yukarıda çoluğumuz çocuğumuz var etme gözümü seveyim ya. Ya madem bak Çocuğumuzu, attın. çoluğumuzu Bir saniye, düşünseydin bu beni işlemi dinle tabii. Bak, yapmazdın. Sen dinle. beni diri diri mezara koydun. Sen de Allah koysun. Bak yine aynı şeysin. Senin kapattın. Senin attığın Çenemi iftira nereye kapatmayacağım bu gidiyor saatte. Kapattığım için bu durumdayım ben saatte. Sizin üvey lan? Öyle mi? kızınızla bir yakınlaşmanız oldu mu Hüseyin Bey? Asla kesinlikle öyle bir Yalan şeyim söylüyor. olmadı olamaz da. Peki ben bir aydır mağdur şekilde çocuklarımla yaşantı sürüyorum ayrı. Hiç çocuğumun mamasını bile doğru dürüst marketler karşılarken sen o kızı niye böyle kartlara martlara boğuyorsun? Bu çocuklar senin öz çocuğun değil mi? Bir saniye ben sana şunu söyleyeyim. Kartlara matlara boyuyorsun. O kartlarla beraber alışverişe giderken annesi olarak sen yanındaydın değil mi? Hayır, Bütün ben ayrıldıktan sonra diyorum. Yalan söyleyip durma orada. Ayrıldıktan sonra... Yani bir şey söyleyeceğim. Siz çocuklarınıza, öz çocuklarınıza bakmamışsınız. Zehra Hanım'ın kızına Evet. Para harcamışsınız. Dükkan açmışsınız. Evet. Öyle mi? Ben Zehra Hanım'ın kızını açmadım. Benim sanayide kendi dükkanım da var. Ayrıca dükkanı açtığım yer neresi biliyor musunuz? Benim biraderimin dükkanı. O kendi işleri rayında gitmediği için, denk gitmediği için dükkanı devredeceğim dedi. Ben
Eşinden ayrılmış yeğenim var burada. Ben bakıyorum ona da. Eşinden ayrılmış, şu anda boşanma aşamasında yeğenim var. Kız dedi ki amca ben artık istemiyorum eşimi. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Ya dedi şu amcam dükkanı devredecek. Şurayı bize devralıver bana. Ben burayı çalıştırayım. Ayaklarımın üstünde. Ben de ona dev, hatta şu anda bile isterseniz gönderin. Şu anda bile yeğenim kendi dükkanı çalıştırıyor. Peki bir soralım. Zeyda, tamam, bir dakika. Sen ben yanlış anlamış olabilir misin? Hayır, asla. Ben gözümle gördüm, gözümle diyorsun. Gördüğüme inanırım. Artı Melisa Deniz'in yanındaki Şerife, buradaki attığım resim, ikisi birlikte köfte dükkanında çalışıyor. Onu gösterelim mi abla? Yani bir senin de kızınla birlikte çalışıyorlar. Evet, evet, çalıştığı bir görüntümüz var. O görüntüleri onu bir alalım mı arkadaşlar? Misiniz? Yani kızı da orada çalışıyor. Evet, neden? Kızım da orada. Para sayıyorlar. O görüntüyü bir koyalım mı? Tamam. Bu ne? Bakın o dükkanda kızı, evet, da çalışıyor Zehra'nın. Evet. Ablacığım, dükkanda kız da çalışıyor derken kız 5 yıldır, kız 13 yaşından beri ben büyüttüm onu da. Tamam, siz büyüttünüz de şu an iddiası sizin o kızla birlikte olduğunuz yönünde. Evet. Şu artık anda tutturabilecek bir şey çıkmadı, ondan mı girmiş yani işin içine? Hı. Peki ya Zehra, neden hala Hüseyin Bey, neden kız sizin yanınıza geliyor da? Asıl senin belanı verecek yakında candırmaları atlattın. Nasıl? Ama bu Esra ablamı atlatamayacaksın. Artık Türkiye benim arkamda. Şimdi siz Zehra'yı şiddet uyguluyorsunuz ya. O sırada kızı neden sizle geliyor da annesinin yanında olmuyor? Şiddet derken neden olmuyor? Ha, söyleyeyim ben size neden olmadığını. Söyleyin. Tamam söyleyeyim. Bunu babasından da duyarsınız. Kızdan da duyarsınız. Onu boş verin. Sen babasının saati satın almışsın ki. Ya sen konuşup durma. Niye? Benim konuşma. Neden kız sizle geldi de annesine, tamam, yardımcı olmadı? Ben de söyleyeyim o zaman niye yardımcı olmadığını. Evet. Bende Zehra'nın yazışmaları da var. Benimle beraber olduğu süre içerisinde bütün yazışmaları duruyor. Evet. Her odasında ne var biliyor musunuz? Ben seninle durmayacağım, gideceğim. Neden şöyle acaba? Evet. Şöyle bir şey var, ben onu söyleyeyim size. Kıza, niye kıza kız yanında durmuyor söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Kıza şiddet uyguluyor bir taraftan. Ben. Kıza şiddet uyguluyor bir taraftan. Ben. Herkes biliyor bunu. Herkes de söyle. Sen orada yalan söyleme. Kıza şiddet uyguluyor. Başka bir söylesin Zehra. Tamam, bakayım neymiş. Ablayla konuşacağım kızla ya. Tamam, kıza şiddet uyguluyor. Başka? Kıza şiddet uyguluyor bir taraftan. Ondan sonra mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yakınlaşması bu mevzusuna gelince, onu da açıklayayım ben size. Şimdi bu kız, kendi kızı bize mesela 13 yaşında, 5 senedir bizim yanımıza geldi, tamam mı? Evet. Şimdi birisine üvey olsun, şu olsun, bu olsun, bir şeylere mesela bir şey istediğinde almak veya bir şeyler yapmak, araba kullanmasını öğren kızım, ele eyvallah etmezsiniz demek, kendi çocuklarına dahil olmak budur. Şimdi bu hanımefendi var ya, nereden şey yapıyor? Şimdi kıza temizlik yapmıyor mesela, şimdiki nesil öyle. Yani sizin kızıyla ilgilenmenizi mi kıskanıyor diyorsunuz Zehra? Aynen öyle, bir şey söyleyeceğim, lafımı bitirebilir miyim? Evet. Şimdiki nesili siz de biliyorsunuz, yani çalışmaya pek adapte şeyli değil. Ev işlerini mesela yapmıyor. Sen yalan söylüyorsun. Bütün işleri ben yapıyordum. Eylül'e hamileyken hem bana 10 çocuk bakıyor kadın. 10 çocuğu bana baktırıyordum. Hem bütün işleri gösterttiriyordum. Hatta benim kızım TikTok izler. Bütün gün hiçbir şey seslenmezdim. Bir de akşamından olunca yorulurdum. Yani gecesine kadar da çocuk bakardım. Ama sen şimdi yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, Allah seni bildiği gibi etsin. Peki Hüseyin Bey, anne kızı arada tartışır, kavga eder, ev işi yap der. Ben çocuğa karışıp tartışma. Hayır, bir dakika, tartışa da bilirsiniz. Girmedim hiç yani. Hayır, diyelim tartıştınız, anne kız tartışır, yıllarca biz de tartıştık. Siz niye araya girip kızı kurtarıcısı oluyorsunuz? Kızın bir de öz babası var. Nasıl? Kızın öz babası var zaten. Kız bizim yanımızda duruyor. Tamam da siz araba kullanmayı öğretiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Kızı korup kollarsanız kız size yakınlaşmaz mı yani? Hayır, Zehra burada annesi varken. Şimdi ben bu görüntüyü gördükten sonra bu yaptıkları şeyler kızı kendine çekmek içinmiş yani. Hı-hı. Şimdi nasıl? Yani insan aklı başına geliyor insanı yani. Yani Hüseyin Bey, ben gözümle... Sen var ya ne yaptın biliyor musun? O kızı alacağız diyelikten benim evimi sattın. Ramazan Kale bağlansın ekrana. Ramazan Kale bağlansın. 5 tane evini mi sattılar? Evet, bu ikisi, bu evimi sattık, kızı aldık. Bir tanesini
Kızımın babasına verdik. Beşini de bu aldı. Ramazan Kale hatta şahittir. Ben bu adamı çok sevdim. Her şeyimi yaptım ama kızıma kadar el uzatmasına da razı gelemem. Herhalde razı gelemem. Razı gelemem. Sevda senin... Hanım'ın evini sattınız. Oradan araba aldınız mı? Aldı. Ramazan Kale'den aldı. Ya ablacığım. Siz doğru mu? Siz durumları belli mi atınız? Aile... Doğru cevaplayın. Niye bir işinize gelmediğinde devamlı kadınlara hasta, salak böyle evet. şeyler söylemeyin. Hayır, benim yanında bir kadına. Hayır hasta değilim. Ben Afyonkarahisar'ın psikolojik doktorları bağlansın. Benim ya psikolojik değilse. Olarak bir şey söyleyeceğim. Psikolojik olarak kimse çok iyi değil zaten. Bu yaşamın içinde nasıl çok iyi olacağız? Hepimizin sen sıkıntıları var. İçine, ama içinde... gelip de yok halüsinasyon gördü falan. Burada niye halüsinasyon görmüyor? Orada görüyor. Evet. Hiç halüsinasyon görmüyor burada. Bir sonu söyleyeyim. Hani yanlış anlamayın da. Evet. Affedersiniz. Yedikleri önünde yemedikleri ağzında. Bir dakika bir aynı anda duyuyorum. Bir daha söyleyin. Biz ya yedikleri önünde yemedikleri yemediğin hiçbir eksiklik hissettirmeden çalışa bütün hayatım bunlara bakmayla geçti. Açıkça söyleyeyim. Yani şu var. Evet. Daha şu anda ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Hı. Ne yapmaya çalışıyor? Resmen bir şeylere iftira atılır. Resmen şimdi ben şu gitti gideli ben bunu asla aramadım. Sormadım. Niye Hı-hı. aramadım sormadım. Bir kere aradım. Çocuğun bezi yokmuş herhalde. Onun için bir kere aradım. Onu da sordum. Hani çocuk bizim, benim de çocuğum. Dedim herhalde ki, 4 tane çocuğunuz bak, var. İşte dedim ki bak. Aradım işte onu da yalan söyledim. Gitti aradım dedim ki. Zehra çocuğun bezi yokmuş herhalde. Sağdan soldan para istemişsin be. Çocuk var benim de çocuğum. Bak ben göndereceğim parası bu. Oradan ne dedi biliyor musun saydırdır. Senin dedi bilmem. Ya ağız alınmadı. Allah ben ne diyecek seni ya? Kızıyla basmışlar. Ne diyecek kadın? Ben kızımla gördüm. Bir başkasıyla görsem. Hadi bir şeyin affası affı olur. Ben bunu kızımla gördüm. Bana diyor ki cezaevine girdikten sonra ilk eşine şiddet uyguladığı için cezaevine girdikten sonra cezaevinden arıyor beni. Çocuğun bezi var mı? Bülçüğü var mı? 15 gün neredeydin sen abla? Benim kızla evde kaldın sen. Benim kızla kaldın evde. 15 gün sonra bez mama soruyorsun bana. Sence ben normal ya zaten sen kızla birlikte olduğunu duyduktan sonra bezimi düşüneceksin. Evet. Bir de madem bu kadın ben hasta bu ya, kadar halüsinasyon görüyor. Gider başkasından. Neden siz bir dakika çocukları bırakıyorsunuz? Öyle bir şey yapma. Ha şimdi 4 tane çocuğun var ya Hüseyin Bey. Senin değerli 4 çocuğun diyelim. Evet. O 4 çocuğu niye Zehra bu kadar hastaysa bırakıyorsun? Ya çocuklara bir şey yaparsa diye korkmuyor musun? 1,5 aydır. Bir cevap versin bir dakika Yasemin Zehra. Yasemin diye ablam var benim. Zehra bir dakika Hüseyin Bey cevap versin. Tamam cevap vereyim. Heh. Ben annesiyle çocukları sormaya gittim. Annesi, yalan. Annen bağlanacak kimse... ama yalan söylüyorsun. Ya bir dakika. Annenle bağlanacak. O kadınla konuşulmaz. Niye? Bir dakika anneye fıstığı bırakın şimdi. Ben diyorum ki neden Zehra bu kadar halüsinasyon görecek? Belli ki şizofren olduğunu iddia ediyorsunuz. Neden onunla 4 çocuğu bırakıyorsunuz? Zarar verir diye korkmadınız mı? Ben avukatla görüştüm zaten. Bunun dava daha bizim olayımız yeni. Bu kadar uzun süreli değil. Avukatla görüştüm zaten. Bunun davasını çocuklarla ilgili davasını açtırıyorum. Tamam. Siz bir kere, avukata gelene kadar bir daha, gelip görseydin çocukla bir şey olacak 6 aylık biri. Sen benim çocukları alıp da bir şey sen benim çocuklarımı alıp da Bulut Apart'ta başkasıyla düşünüyorsun veya da ben bunu razı mı geleceğimi düşünüyorsun? Türkiye benim elimden çocuklarımı alamaz. Tamam mı? Ya sen de o 17 yaşındaki çocuğumu el sürdün ya. Seni var ya yani ne yap Türkiye yani bildiği gibi yapsın ya ne diyeyim yani ben gördüm. Halüsinasyon falan da görmüyorum ablam ben. Bak diyor ki aynen. Çocukların yattığı odada Hüseyin Bey beni duyuyor musunuz? Çocukların yattığı odada gözümle gördüm diyor. Siz beni dinliyor musunuz? Evet. Tamam beni duydunuz mu siz? Ya Zehra susar mısın? Susmayacağım. Ne? Susmayacağım. Niye? Ya sus ben bir şey konuşacağım. Ayşe Deniz mi bakacak? Bulut Apart'ta herkesin en... gezip tozan insan mı bakacak? Ben sizin çocuklara 8 ay baktım. Siz da, orada burada da, gezdiniz, dolaştınız. Artı hadi o kadın neyse o kadını kabullendim de. Kendi çocuğumu da görüncük ben şok oldum yani. Şok oldum yani. Kendi evladıma el sürülür mü yani? O senin de evladın sayılır. Olacak işte siz baba hadi, olmuşsunuz zaten. Kendi çocuklarınıza bana baktırıyorsunuz. Bir de on geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Bunda Serkan Akbol'un Meryem... Meryem şimdi Zehra ben o yatağın altına bir ses kaydı şeyi koydun ya onu ben dinlemedim. Hı-hı. Onu bir dinleyelim. Hı-hı. Hani şimdi değil tabii burada değil ben arka planda dinleyeceğim. Hı-hı. Hani neymiş o ses kaydını da bir şey yapalım. Tamam. Siz o ses kaydını dinlediniz mi Hüseyin Bey? Evet dinledim biliyorum. Ne var o ses kaydında? Benim birinci esimle konuşmalarım var.
Birinci eşinizle konuşmaları var. Doğru mu? Başka şeyler de var. Ha? Başka şeyler de var. Başka ne var? İşte cinsel ilişkisi. Sen paçayı kurtaracaksın zannediyorsun da artık senin çıkış bir noktan kalmadı. Ben ablacığım, ben dinliyor musunuz? Evet. Bu kadar uzaktığımızda konuşmalar orada. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bu var ya, dünyada atılmayacak en son iftirayı bile atıyor. Yani erbiyen müsaitlik vermiyor. İnsan evladına iftira atmaz. İnsan evladına asla iftira atmaz. O benim sonuçta evladım. Genç kızına iftira atsın. Bir de benim genç kızım yani. O benim genç yani. Ses çok az arkadaşlar. Hüseyin Bey şunu soracağım. Hani dediniz ya Zehra halüsinasyon görüyor. İşte bunlar yalan. Hiç doktora götürdünüz mü Zehra'yı bir psikiyatriste? Kimi? Zehra'yı. Evet. Hadi hakkından gelebiliyorsa götürelim bakalım. Sizin orada bile yani hakkından gelinilemiyorsa nasıl? Hayır ben şu an Esra'mı beni götürsün. Teklif ettiniz mi bunu? Götürsün. Kaç kere teklif ettim? Yalan söylüyorum. Teklif etti mi Zehra? Hayır asla yalan. Ama ben sizinle gitmeye razıyım. Ben götüreyim bakalım. Tamam. Ya hasta çıkmazsa ne olacak? Tamam gidelim. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdi sizin oraya çıkan herkes haklı mıdır? Haklılık başka bir şey. Bak haklı haksızlık şeyinde değiliz. Ama bir kadın kızımı üvey babasıyla yatakta gördüm diyorsa yani madem, bu hepimiz için bir şey. Üvey babasıyla bu kadın yatakta görmüş. Görmüş madem. Evet. Allah gözün sevdiğim öyle bir şey göstermesin. Yok öyle bir şey de. Görmüş madem bu kadın öyle bir şey. Madem o anki gün neden gerekli yerlere bilgiyi vermemiş? Sen cevap ver. Niye gelmedi diyor. Gerekli yerlere ben verdim. Ne oldu Zehra? O zaman için niye gerekli yerlere? Öz babasını arayabilirdin. Jandarmayı arayabilirdin. Polisi arayabilirdin. Bu devlet, bu savcısı, bu amiri var. Niye aramadın madem? Sen beni tehdit ettin. Ümmet Tok şahit. Hatta onun ses kayıtları da var. Ses kayıtları da var. Neyle tehdit ettin? Ben seni neyle tehdit edebilirim sen ya? Sen beni tehdit ettin biliyorsun. Ben seni öldüreceğim. Asidin içine koyup denize atacaksın dedi beni. Asidin içine koyup denize aynen, atacağım. Denizi kemiğini dahil bulamayacaklar diye söyledim bunu. Hatta ne demişsin? Sen beni öldüreceğini söyledin ve asidin içine koyup kemiğimi memiğimi hiçbir şeyimi bulamayacaklarını söyledin. Ben. Evet sen. Orada böyle canlı yayına çıkıp da veya şey yapıp da millete şey yapma. Allah'ın peygamberin zaten var mı böyle bir şey dediğim şahit insan ya? Yeminli vaziyette var mı duyan birisi böyle bir şey ya? Sen ilk işine gitmiyorsun diye Kur'an'a el basan insansın yani. Senden her şey beklenir. Yani gözümle gördüğüme inanırım ben. Bildiğime inanırım. Allah'a inanırım ben. Sen en son plandasın. Senin lafların... Orada yalanları sıralayıp durma. Madem bu kadar gözümle gördüm. Ya sen hastın. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ablacığım ben değil miyim? Bin ne olursa olsun. İnsan ölüm bile olsa sonunda. Bir öz kızını o vaziyette kocasıyla beraber gördüğü anda yemin edeyim var ya çıldırır. Yerleri yıkar. İnsanı parçalar. Evet burada da Hüseyin Bey haklı. Yani sen niye dur? Çıldırmak değil. Sen beni vay öyle bir derinden vurdun ki ben... Silahım vardı silahım. Onu aldım ben seni vuracaktım. Sen Eylül'e dua et. Eylül'ün ağlamasıyla ben oradan ertesi yani ben çıktım. Diyor ki sizi o sırada vuracaktım. Seni çıldırmak değil. Seni orada vay o yatakta paramparça edeceğim de yani. Emin ol ki Eylül'e sen yat kalk dua et. Orada o çocuk çığlık ata yalan, ata ağladı ya. Yalan söylüyor. Yalan filan değil abla. Hüseyin Bey, Zehra. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz bir öz babasıyla da bir konuşalım kızın. Bir kız nerede bir bulalım gerçekten bu kızı. Sonrasında bir de bu ses kayıtlarını dinleyelim. Zehra bir gidelim ve gerçekten bir psikiyatriste de götürelim Zehra'yı. Madem öyle diyorlar tamam, ona gidelim. Gidelim. Bir de bakalım iş doktora gitmiş misin kayıtlara tamam, bakalım. Gidelim. Sonrasında bir gerçekten hani bir şey kızın neredeymiş tabii hocam. Zehra Hanım'a. Evet tamam. Seni tehdit etmesinin sebebi kızıyla gördüğün için mi? Seni gördüğümü öldüreceğim bilmiyordu. Demesi. Gördüğümü bilmiyordu. Yani ondan sonra mı, o tartışmadan sonra mı tehdit etti? O tartışmadan sonra da etti. Evet. Bunu öğrendiğini bildiği için yani. Evet, sezdi sanki. Öyle diyelim. Sezgileri vardı. Peki şimdi Zehra, senin böyle bir iddian var. Biz bunu tabii ki de araştıracağız, iyice ortaya çıkaracağız. Kimse haksızsa ya da suçluysa cezasını alsın. Hocama şunu sormak istiyorum. Diyelim bu kişi gerçekten üvey kızıyla birlikte oldu. 18 yaşına girmesine 3 ay var bu arada kızın. Cezası ne olur? Şimdi şöyle tabii cinsel taciz 18 yaşını doldurmamış. Ancak herhangi bir tehdit, herhangi bir cebir ya da hile söz konusu değilse eğer bunun cezası 2 ile 4 yıl arasıdır. Hı hı.
Dolayısıyla 18 yaşından 6 ay geçinceye kadar iki süre içerisinde şikayet edilmesi gerekiyor. Peki hocam, ama adam baba yerinde, tamam, şey, kan bağı yok ama sonuçta baba diye bir yakınlık derecesi var. 13 yaşından beri babalık yapıyor. Şimdi şöyle, tabii yani bir kere zaten bu vesileyle şunu söyleyeyim önce. Maalesef bu dini nikah olayı çok sakıncalı ve oldukça toplumsal yaralara sebep olan bir hadise. Dolayısıyla hani resmi nikahta olmadığı sürece bu dini nikahtan dolayı yasa önünde yargılama sürecinde çok üvey baba sayılmıyor mu o zaman? Dikkate alınan bir şey değil. Dolayısıyla bu durum evlenme yasağı içerisine girmiyor. Evlenme yasağı olan kişiler arasında bulunmuyor bu şahıs. Evet. Hocam, siz de bunu söylemişken kadınlarımıza da buradan söyleyelim. Haklarınızı korumak için mutlaka resmi nikahınız olsun. Tek başına olan imam nikahı maalesef kanun önünde size hiçbir hak vermiyor. Lütfen imam nikahı oldum falan, dinen çok tabii ki de haklı bulduğumuz ya da dinimizde hepimiz içinde özel bulduğumuz bir şey ama kanundan hiçbir hakkı yok. O yüzden resmi nikahsız imam nikahını kabul etmeyin. Resmi nikahınızı yapın. Sonrasında tabii ki de inançlarınız doğrultusunda imam nikahını yapın. Ama resmi nikahsız hiçbir anlamı yok.